2021 yılı itibariyle bilim insanları Arktik Okyanusu'nun, yani bizim bildiğimiz adıyla Kuzey Kutbu'nun üzerinde basılmadık alan bırakmadı. Yaklaşık 100 yıl önce başlayan yoğun bilimsel çalışmalar, geçmişi anlamamız ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilmemiz için bize çok yardımcı oluyor. Buzlarla kaplı bu koca okyanus sayesinde binlerce yıl önce yaşamış canlılardan donma etkisinin vücutta yarattığı tepkimelere kadar yüz binlerce bilgiye ulaştık. Elbette bilinmeyene ulaşmak heyecan verici olsa gerek. Ama bazı bilgiler ya da deneylerden çıkan sonuçlar vardır ki işte onlar heyecanın da ötesinde bir etki uyandırır. Tarihi değiştirebilme imkanını elinizde tuttuğunuzu düşünün. 2015 yılında Kuzey Kutbu'nda araştırma yapan bir grup insan işte tam da bunu başardı. Sibirya'daki bir bölgede donmuş toprağı inceleyebilmek için bir miktar numune aldılar. Bizim tekerlekli hayvanlar olarak bildiğimiz Deloitte Rotifier, hava şartları yüzünden toprağın içinde donup kalmıştı. Toprağın ısısı laboratuvar ortamında artırılıp çözüldükten sonra o güne kadar asla tahmin etmeyecekleri bir şey oldu. Deloitte uykusundan uyandı. Ancak bu uyku birkaç günlük, birkaç aylık ya da birkaç yıllık bir donma uykusu değil. Yaklaşık 24 bin yıldır orada donmuş halde bulunan bir canlı gözlerini açmış ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmişti. Çekya Üniversitesi'nden bir profesör bu uykuyu uyuyan güzel masalına benzetiyor. Ama bu masal öyle 100 yıllık değil, neredeyse buzul çağından beri uyuyan bir güzelin masalı. Soğuk hava sayesinde vücut yapısı muhteşem derecede korunan Deloitte'in bu kendine has survivor olma hali bilim insanlarının aklına tek bir soru getirdi. Acaba insanlar da gelecekte yaşamak üzere dondurulabilir mi? Gelecekte uyandırmak üzere insan dondurma işlemi yıllardır hayal edilen, düşünülen, hatta kanıt olduğu sanılan çeşitli verilerle somut olarak yapılıyor. Peki bu fikrin ilk kez ne zaman ortaya çıktığını düşünsek, sizce kaç yıl geri gidebiliriz? Bu arada sizce insanlar gerçekten dondurularak muhafaza edilip uzak gelecekte uyandırılarak yaşamına devam edebilir mi? Kısacası uzun vadeli bir şekilde de olsa zamanda yolculuk yapmak ve ölmemek mümkün mü? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Biz de bu sırada 1773'e gidelim. Amerika'da ölümsüzlük araştırmaları yapan bir bilim insanı olan Jack Dubourg ilk kez yazdığı bir mektupta insan dondurma işleminin mümkün olabileceğini söylüyor. Mektubun diğer ucundaki kişi ise Benjamin Franklin. Keşke insanları dondurup ileride uyandırabileceğimiz bilimsel bir metot mümkün olsaydı. Bu sayede Amerika'nın 100 yıl sonrasını bir günlüğüne görebilmeyi, ardından ölmeyi bile kabul ederdim. Bunu normal bir ölüme kesinlikle tercih ederdim. İleride bilimimizin bunları da başaracağından hiç şüphem yok. İşte bu mektup bir merakın, dolayısıyla da bir arayışın başladığının resmi kanıtı olarak görülür. Aradan uzun zaman geçer ve okul yıllarındaki bir kitapta bu mektuba denk gelen James Lovelock bu hayalin peşinden gider. 1955 yılında mikrodalga diyatermi yöntemiyle 0 Celsius'ta dondurduğu fareleri tekrar canlandırmayı başarır. Gördüğünüz gibi bir merak hayale, o hayalde somut bir gerçeğe dönüşmüş oldu. Ama yeterli değil elbette. Daha sağlam temellere, daha büyük adımlara ihtiyaç vardı. O adım da 7 yıl sonra 1962'de geldi. Ölümsüzlük Beklentisi adında bir kitap yazan fizikçi Robert Ettinger, Cryonics'in temelini atmış oldu. Peki ne demek bu Cryonics? Yunanca soğuk anlamına gelen bu kelime, gelecekte çağdaş tıp teknolojisinin gelişmesi umuduyla insan ya da hayvan bedeninin dondurulması ve düşük sıcaklıkta korunması anlamına geliyor. Bu kelime artık bir hipotezin değil, çeşitli delillere sahip bir teorinin tanımıydı. Cryonics gerçek olabilir, insanlar gelecekte uyanmak üzere uzun bir uykuya dalabilirdi. Bu konuya uzun süre kafa yoran Linda ve Fred Chamberlain çifti de Alcor adında bir organizasyonun başına geçerek insanları resmen dondurmaya aday oldular. Bu sistem, gelecekte teknolojinin gelişmesi durumunda onları diriltmeyi ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak amacıyla yasal ölümden sonra insan cesetlerinin ve beyinlerinin sıvı nitrojen içinde dondurulmasını sağlayarak onları resmen ölü ancak tıbbi anlamda hayata dönme ihtimali olan insanlar haline getirmektir. Tıbbi olarak geri dönüş mümkündür. Ancak ana akım bilim camiası bu durumu hala imkansız olarak görüyor. Hatta bu işlemi yapan insanları da dolandırıcı diyor. Peki neden dolandırsınlar ki insanları? Ya da yapılan şey basit bir umut tacirliği mi? Kesinlikle değil. İnsan dondurma işlemi dediğimiz şey öyle buzluğa koyayım beklesin tarzı bir durum değil. Çünkü hala sırrını çözmeye bile yaklaşamadığımız beynimiz dondurulduğunda ne gibi bir şekil alır, tekrar çözülebilir mi, sağlığını koruyabilir mi bilmiyoruz. Ancak ne olursa olsun bunu kabul eden insanlar olacaktır. Oldu da. Gelecekte uyanma,
uzun yıllar boyunca donmuş olsa da yaşama ihtimali insanların uğruna yanıp tutuştuğu bir hayal olmaya başlamıştı. Alcor'da, yani Yaşam Uzatma Vakfı'nda çalışan ve kendisine kanser teşhisi koyulan James Bedford, Cryolix için ilk adım atan kişi oldu. Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak da görev yapan Bedford, ölümden sonra vücudu dondurulan ilk kişi olarak tarihe geçti. Hatta dondurma işleminin yapıldığı 12 Ocak günü Amerika'da Bedford günü olarak kutlanmaya devam ediyor. 12 Ocak 1967'den sonraki zamanda da her yıl onlarca kişi sıvı nitrojen tanklarında resmi olarak ölmeyi kabul ederek geleceği beklemeye başladı. Bu arada 1979'da tanklarda bir izolasyon sorunu olduğu fark edilmiş. Bedford kurtarılsa da 9 kişinin bedenini çözüldüğü anlaşılmıştı. Onlar maalesef hem tıbbi hem de resmi ölü olarak normal bir mezara transfer oldular. Düşünsenize, 220 bin dolar verip girmişsiniz tankın içine, 2 gün sonra bedeniniz çözülüyor, boşa gidiyor. Evet, 220 bin dolar dedim, yanlış duymadınız. Cryonics'i bedava sanmadınız herhalde. Ha, bir de kampanya var bu arada. Eğer tüm bedeninizi dondurursanız 220 bin dolar, sadece kafanızı dondurursanız da 80 bin dolar ödüyorsunuz. Sonuçta geleceği düşündüğümüzde insanın yaşaması için bir bedene, uzuvlara ihtiyacı olmayabilir. Beynimiz bir robota ya da bilgisayar ortamına aktarılabilir. Bu ihtimal içinde sadece kafanızın dondurulmasını isteyebiliyorsunuz yani. İşte bunlar yüzünden ana akım bilim insanları bunun umut tacirliğinden öte bir duruma gelip dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Bu paranın tamamını almıyorlar bu arada. Tekrar uyandığınız gün size verilmek üzere bir miktarı saklanıyor. Hatta tanklara konulurken kolunuza bir bileklik takılıyor. Kim olduğunuz, neden burada olduğunuz ve birisi sizi bulursa nereye başvuracağı gibi beklenmedik durumların olma ihtimalinin önüne geçilmeye çalışılmış. Belki de hepimizin hayallerini süslüyordur geleceğe ulaşabilmek. Şu ana kadar sayıları binlere ulaşan birçok insan ve evcil hayvan sıvı nitrojen dolu tanklarda uyanacağı günü bekliyor. Şimdi gözlerinizi kapatıp 400 yıl sonraki bir gelecekte uyandığınızı düşünsenize. İlk neyi merak ederdiniz? Neyi görmek isterdiniz? Ya da sizi uyandıran kişiye ne sorardınız? Vereceğiniz cevabı çok merak ediyorum ama ben galiba hangi yıldayız ya da hangi ülkedeyiz diye sorardım. Düşünsenize, 5000 yıl sonra uyanmışsınız, yanınızdaki adam gazete okuyor ve manşette emeklilere ikramiye müjdesi falan yazıyor. Ya da tanktan çıkıyorsunuz ama görünüme asla insana benzemeyen bir oluşum, "Hah, bu köle de sonunda uyandı," diyor. Yani komik gelebilir belki ama her şey bir ihtimalden geçiyor. Geçmişe bakarak geleceği direkt göremeyiz ama anlayabiliriz belki. Hangi plan ya da hangi büyük çalışma tam olarak sonucunu gördü ki? Bundan yüzlerce, binlerce yıl sonra neler olacağını, ne durumda olacağımızı bilmiyoruz. 1980'de Malatya'daki bir köy okulundaki çocuklara 2000'de ne durumda olacağız sizce diye resim çizerek anlatmaları isteniyor. Hepsi uçan arabalar, ışınlanan insanlar, böyle gezegenler arası yolculuk yapabilen araçlar çizmişti. Alın, 2000'in üstüne bir 20 yıl daha koyduk ama hala buradayız. Her şeyin gelişip değiştiği açık. Ancak şundan 10 yıl sonra bile kimin ne olacağı, geleceğe kimin yön vereceği belirsiz. Peki siz dondurulmak ister miydiniz? Ya da geleceğe bu şekilde ulaşmak ister miydiniz? Cevaplarınızı yorumlarda yazmayı ve videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.